Anam, bu salonun hali ne? Niye odanızda oynamıyorsunuz? Burası daha büyük. Arabalar yer ki daha hızlı gidiyor. Öyle mi canım? Hadi bana yardım edin, toplayalım şunları. Hayır Gülsüm teyze, toplamayalım. Oğlum otopark mı burası? Hadi çekin arabanızı. Hu, kime diyorum? Bak bütün arabalardan otopark parası alırım. Harçlıklarınızın hepsi benim olur ha. Gülsüm teyze, benim babam çok güzel araba sürüyormuş. Ben de onun gibiyim bak. Hayır ya, benim babam daha güzel araba sürüyor. Hem benim babam eskiden taksiciymiş. Naber? Nasıl taksiciymiş? Evet, kocaman kamyonlar bile kullanmış. Allah Allah, ne zaman yapmış ki o işi? Eskiden işte. Ne yaptınız ve burayı çok dağıtmışsınız? Hay sorma Mara, ben topluyorum, onlar dağıtıyor. Arabalarımızı yarıştırıyoruz baba, bak ne kadar hızlıyım. Tamam çok hız yapma, bak şurada polis var, ceza yersin. Yok yok, o senin gibi iyi şoförmüş, öyle diyor. Ben mi? Yok, ben iyi şoför değilim ya. Rusya'da evle iş arası çok yakındı, hiç araba kullanmadım. Yani işte bir Türkiye'ye dönüşte uzun yol araba kullandım, o kadar. Nasıl? Taksicilik falan hiç yapmadın mı yani? Yok be, alakam yok. Ben kötü şofördüm ya. Hadi üzmeyin Gülsüm ablanızı, yormayın. Tamam, tamam. Allah Allah. Bu çocuk niye böyle söylüyor ki? Hadi oğlum, kime diyorum? Haydar hemşerim, birine mi baktın? Yo. Ne dolanıyorsun öyle o zaman? Özel mülk burası kardeşim. Öyle elini kolunu sallaya sallaya. Hayırdır? Hadi işin yoksa çık dışarı. Hadi bakalım, buyur buradan ya. Her gelen açıklama yapacağız değil mi? Ben Necmi. Tamam. Asiye'nin mahalleden arkadaşı. Cemal Bey'in de yeni şoför, oldu mu? Yeni şoför mü? Ah, bak Mahir Bey de geldi. İnanmıyorsan ona sor. Mahir Bey, ne yapsak ya? Bir açıklama falan mı yapsak aileye? Vallahi her gören beni bir sorguya alıyor da. Ben artık yoruldum tek tek açıklamaktan. Cemal, Necmi yeni şoför olarak işe aldı. Artık bizimle beraber. Ha, öyle mi? Kusura bakma ya, bilmiyordum. Hayırlısı olsun. Eyvallah. Abi ya, ben de tam senin yanına geliyordum. Şu çim biçme makinesini yine çalıştıramadım abi. Bir müsait zamanda baksan mı? Tamam tamam, sen geç, ben geliyorum. Necmi, konuşalım mı? Olur abi. Şu DNA testi meselesi. Sen racinin planını nasıl öğrendin? Nasıl sızdın işlerine bu kadar? Ya abi ben zaten önceden herkesi bir yakın markacı almıştım. Otelde bir adamıyla konuşuyordum. Ben tesadüfen duydum yani. Dedim şimdi bunlar benim Mahiran'ın işine taş koyacaklar. Ya gerisi kolay oldu abi zaten. Malum biliyorsun yani, para artık her kapıyı açıyor bu devirde. Gittim hemen klinikteki adama, ben biraz para verdim. Ama çözdü bizim işi. Testi değiştirmesini istedim. Aynen öyle abicim. İyi oldu abi ya. Ha? Mahir abim böyle, vallahi biz güzel takım olduk ha. Biz yine de böyle samimi olmuyor. İndir şu elini. Bu adam kim Fikret? Yeni şoförmüş. Damat Bey işe almış. Niye ki? Kendi kullanamıyor muymuş Damat Bey arabayı? Yok artık, gözü görmüyormuş. Ne? He. Şimdiden mi? Hı. Daha adamın yaşı kaç, gencecik ya, yazık. Allah'ım yarabbim ya. Fikret, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Dalga geçiyorum gülüm ya. Abuk subuk konuşuyorsun. Ne bileyim ben neden işe almış yani şimdi. Parası çokmuş, saçmak istemiş. Tamam. Mahir abi ne konuşuyor ki adamla? Mahir abi de tanıyormuş işte. Asiye'nin de arkadaşıymış. Ne arkadaşı? Bu ne Asiye'nin arkadaşı? Hayır, hiç Mahir abi de tanıyor gibi değil. Dövecek gibi bakıyor adama. Ya gülüm, iyice dedektife bağladın sen ha. Gülsüm. Ha. Senin işin gücün yok. Aman seninle de iki çift laf edilmiyor ha Fikret. Kimle konuşacağım ben acaba? Ağaçla mı konuşayım? Kurtla mı, kuzuyla mı? Kuşla mı konuşayım? Merhaba Mahir abi. Merhaba Gülsüm. Evet, bakayım.
Abi çalıştıramadım. Allah Allah. Yok çalıştıramadım. Çalıştıramadım. Ya anne ben sevmedim bunu. Ya Uğur. Ya bir dur. Önünü ilikleyemedim oğlum. Ya anne ben ne güzel oyun oynuyordum. Sen benim üstümü niye değiştiriyorsun? E terlemişsin. Hasta olacaksın. Ahmet beni bekliyor. Dur. Hop hop hop. Nazar boncuğunu takacağım. Ya anne sonra taksan olmuyor mu? Yok. Bunsuz bir yere gidemezsin. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Hala takıyorsun o nazar boncuğunu. Takıyorum. Kazadan beladan koruyor oğlum. Ben de sana bir bileklik almıştım hani. Bunu da takıyor musun hala? Güzel oğlum. Hangisi? Güzel kızı. Kardeşin de uyuyacak şimdi. Uykun gelmedi mi sen? Geldi. Ya hadi gir o zaman. Gir, 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 gir. Sabah uyanınca babam gelmiş olur değil mi anne? Çok uzaktan mı geliyor? O yüzden mi yol bir türlü bitmedi? Herkes baban gelmeyecek biliyorsun. Hayır anne. Sen bilmiyorsun babam gelecek. Uğur doğduğunda aradı gelmeyeceğim dedi ya kızım. Belki bir şey kızmıştır. O yüzden öyle demiştir. Bana mı kızdı acaba? Benim yüzümden mi gitti? Nergis. Olur mu öyle şey? Baban seni seviyor. Hayır anne. Sevmiyor işte. Sevmiyor. Sevse bizi bırakıp gitmezdi. Yaktım ben onu. Yaktın. Hı. Sen nasıl her şeyi yakıp gittinse ben de öyle yaptım. Cemal. Şşş. Ben diyene kadar gözünü açmak yok tamam mı? Bir sürprizim var.
Tamam. Çok güzel. Senin kadar güzel değil. Ama inşallah seni bütün kötülüklerden korur. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Cemal nerede? Nereye gitti? Vallahi bilmiyorum. Bir ışım çıktı gitti. Sen niye buradasın? Anlamadım ben Delil Hanım. Ya, kendi kullanmak istedi herhalde. Allah Allah. Açmıyor da. Canım bir şey mi sıkıldı ki ya? Ne oldu acaba? Sen işine bak. Tabii efendim. Ya abla ne zaman olacak? Bu çok uzun sürdü. Ne sabırsızsın Nur ya? Bekle 2 dakika. Ya abla kaynamasına gerek yok ki. Isınsın yeter. Olmaz öyle. Çiğ süt karnını ağrıtır. E tamam abla olmuştur hadi. Ya çekiştirme tamam kaynadı. Aa. Oh, afiyet olsun. Çikolatalı sütler, kurabiyeler. Ziyafet mi var lan? Kız sen niye panik yaptın ya beni görünce? Ne haber lan? Siz benden korkuyorsunuz mu ya? Nergis? Uğur yapmayın abicim ben sizin Necmi abiniz değil miyim? Kızım annen demedi mi size? Ben her şeyi biliyorum.
Mahir abinizle de konuştuk, annenizle de konuştuk. Anlaştık yani biz. Tamam, yani ben sizin taraftayım. Relax biraz. Tamam abiciğim. Gülsün bana bir cappuccino. Kimsin sen? Sen şey değil misin ya, o gece bizim masaya gelen? Ha evet evet, oyum. Asiye'nin memleketten arkadaş. Ha. Ne yapıyorsun mesela burada? Hadi bakalım. Kasayı da başa saracağız. Anlamadım. Şey diyorum. Ben aynı zamanda yeni şoförünüzüm hanımefendi. Yani Cemal Bey beni şoför olarak işe aldı. Ne alaka ya? Allah Allah, şoföre mi ihtiyacı varmış? Yani işte ara ara onun ihtiyacı oluyormuş demek ki. Ama hani bir yere falan gitmek isterseniz götürürüm sizi de. Hayır, benim şoföre falan ihtiyacım yok. Ayrıca şoförler arabanın içinde oturuyor, mutfakta olmuyorlar. Eğer bir şey istiyorsan da Emine Hanım'dan isteyeceksin. Tamam? Pardon hanımefendi. Çıkıyorum. Rica ederim, çık. Allah Allah, yol geçen anı gibi ya. Anne, Necmi abiyle karşılaştım Meme mutfakta. Bir şey mi dedi sana? Benden korkmanıza gerek yok. Ben sizin tarafınızdayım dedi. Tamam, korkma. Korkma Nergis. Tamam. O kendi çıkarının peşinde. Bize bulaşmayacak kızım. Tamam mı? Nergis, ben sana asıl ne diyeceğim? Ya şimdi durumları biliyorsun. Mahir abinle evli olmadığımız ortaya çıkınca herkesin gözü üzerimizde. Mahir abin de diyor ki... Ne diyor? Yani evli olduğumuza inanırlarsa bize bulaşmazlar diyor. Nikah kıyalım diyor. Nasıl yani? Sen Mahir abiye aşık mı oldun anne? Kızım öyle bir şey yok tabii ki. Gerçekten evlenmeyeceğiz, sahte nikah kıyacağız. Anne anlamadım. Ya nikah tazeliyormuş gibi yapacağız. Bir tane sahte nikah memuru ayarlayacak Mahir de. Sonra işte kutlamaydı merasimde, öyle bir şeyler de olacak galiba. Üf, yani şu saatten sonra başıma gelene bak ya. Ne var? Gençsin, güzelsin. Keşke bu zamana kadar gerçekten biriyle evlenseydin anne. Tamam Nergis, konumuz bu mu şimdi? Tamam. Nerede olacakmış nikah? Burada olacak. Harun Bey öyle istemiş. Mahir de daha iyi olur dedi. Babam da kıskançlıktan patlayacak yani. Oh canıma değsin. Nergis. Ne var? Yalan mı? O öyle karısıyla istediği gibi dolanıyor karşımızda. Biraz da onun canı yansın. En çok bunlar gidiyor beyefendi. Yok, bunların hiçbiri değil. Böyle üzerinde nazar boncuğu var. Böyle masmavi bir göz. Şurada bir iki modelim var ama. Bunlar da değil. Yok. Şuna bir bakabilir miyim? Vallahi bu. Tamam, alıyorum ben bunu. Size güzel bir hediye paketi yapayım ben. Süper. Afiyet olsun. Sağ ol oğlum. Geç otur. Aşkım neredesin sen? Aradım açmadın. İşim vardı, duymamışım. Çok yoğun. Ben bizzat biliyorum gerçekten. Kendini özel şoför tutmuş çünkü. Doğru mu?
Yani özel şoför demeyelim de hani konağın çalışanı olacak. Asiye'nin arkadaşı Necmi işe aldı. Çok iyi etmişsin aslında. Birine ihtiyaç oluyordu. Güvenilir biri mi? Hı hı. Başvurunuzu yaptınız mı Mahir? Yarın hallediyorum o işi. Neyi hallediyorsun? Niye öyle gizemli gizemli konuşuyorsunuz? Baba. Konağı Mahir'in üstüne mi yapıyorsun gizli gizli? Hı? Asiye ile tekrardan evleniyoruz. Yıldırım nikah yapacağız. Gelinlik giyecek misin Asiye? Yok, giymem. Ben olsam kesin giyerdim. Vallahi ben gelinliğe falan karışmam. Ama küçük bir kutlamayla nikahı konakta yapalım. Aslında hiç gerek yok. Zaten formaliteden bir şey. Boş yere uğraş olmasa keşke. Ya keşke. Yani koca koca insanların nikah kıyması da çok lazımmış gibi. Zaten bizi hiç ilgilendirmez. İlgilendirir Nedret. O kutlama yapılacak. Beni kırmayacaksın değil mi kızım? Ailece hep bir arada olalım istiyorum. Asiye, organizasyonu ben üstleniyorum ve sizi hiç yormayacağım, söz. Tamam o zaman. Ha şöyle. Sünnet, düğün, nikah, kına. Her şeyi organize ediyor kafayı iyice. Tamam, sahneye de artık kes. Sevgilim, çorban buz gibi oldu. Niye durgunsun sen? Yok, iyiyim. Ben de yardım edebilir miyim organizasyona? Annemle babamın ikinci defa evlendiğine şahit olacağım. Çok heyecanlıyım. Ay tabii ki Nergis, çok sevinirim. Ama lütfen anneni gelinlik giymek için ikna et. Sadece gösterişsiz beyaz bir elbise ikna olur bence. Bakarsın. Emine Hanım, seninkiler konakta düğün yapacak, nikah yapacaklar. Vallahi Helin organize edecek hem de. Ne takacaksın gelinine bakalım? Ne isterse. Çok sevindim canım yavrularım. Hmm. Fikret, hepsini yeme artık. Bak gece gece dokunacak. Bir şey olmaz. Ama bitti bile. Yarım kilo yedin ha. Ver hadi ver. Fikret, ben sana bir şey diyeceğim ama kızma. Deme o zaman karıcığım. Ya dalga geçme, önemli. İyi hadi tamam, söyle. Uğur bugün Ahmet'le oynarken babam taksiciydi dedi. Bir de şey dedi, koskocaman kamyonetler falan kullandı dedi. He. Abim Rusya'dayken o işlerde mi çalışıyormuş? Ya hayır işte Fikret, hayır. Bak Mahir abim daha önce şoförlük falan yapmamış. Yani niye çocuk böyle bir şey söyledi? Gülsüm. He. Bak güzel karıcığım, hayatım, bana kızma diyorsun da. Ya bak yine dönüp dolaşıp aynı mevzulara geliyorsun ya. Gülüm, onlar çocuk. Belki oynarken öyle demek istedi yani. Hadi tamam öyle de. Ben sana bir şey daha diyeceğim. Bunlar karı koca ayrı yatıyorlar. Mahir abim yazık hep kanepede uyuyor. Sen abimin odasını mı gözetiyorsun? Fikret, saçmalama, tövbe estağfurullah. Ben öyle bir şey yapar mıyım ya?
Ben odaya her girdiğimde yastıkla yorgan hep kanepenin üstünde duruyor, ondan öyle diyor. E abim ameliyat oldu ya Gülsüm. Hem belki koltukta daha rahat ediyordur. Ha, iki günde düzelecek değil ya bu adam. Aman Fikret, senin de her şeye bir cevabın var. Tamam, sustum. Tamam ya, sinirlenme, sustum. E bir zahmet. Bak bir daha da bu konuyu açma. Bak tadım kaçıyor. Ooo Emine Sultan, yüzünde güller açıyor. Hadi yine iyisin, bak Mahir abinin düğününü kaçırdın diye üzülüyordun. Ne oldu şimdi? Kız keşke başka bir şey dileseydi. Böyle bir saray, köşk, bir bavul dolusu para falan. Oğlum ne diyor bu? Gülsüm işte ana, coştukça coşuyor artık, coştukça coşuyor. Ay ay. Oğlumun nikahını göreceğim ya, öyle heyecanlıyım ki böyle içim pırpır. Elman ne diyor? Şahane bir event olacak. Ay anne, sen bir süsleriz var ya, ne güzel olur. Şey mi yapsak, böyle saçları açıp maşa falan mı yapsak? İşte at kuyruğu da olur, saçın uzun ya, şöyle sallarsın. Uğraşma benimle, cadı kız. Asiye, ya bu düğün olayı bir fazla abartıldı, böyle büyüdü falan ya. Sen sakın canını sıkma, tamam mı? Ben böyle bir şekilde en sade, en hızlı şekilde bitirteceğim onu. Yok yok, tamam, sen de canını sıkma. Hallederiz bir şekilde. Sen niye uyumadın? Uyuyamıyorum ki anne, keyfim yok. Çünkü benim kravatlı takımım yok. Takım elbise yani. Hmm. Sen ne yapacaksın onu bakayım? Öf anne. Düğün de giymem gerekiyor. Ya sen büyüdün de takım elbise mi giyeceksin? Şu yakana da çiçek koyalım mı? Olur. Bir de onların altına böyle cam gibi pasparlak simsiyah ayakkabı da lazım. Ya sen ne diyorsun? Yürümsün. Ha? Yürüm. Konuşma sana. Pilici çevirme var burada. Tavuk çevirme, burası pişmiş şey. Ben ya. Hep boşa geri dönüyorsan, nafile beni soruyorsan, sorma. Kendini boşa yorma. Bak sana kapalı bu yollar. Sanma hep iyi bir son var, sanma. Boş yere buna kanma. Zaman ödemez kefaretini, sanma siler gidişini. Hiçbir söz dilinde dönen unutturamaz ihanetini. Çıkıyor bu yollar, inan kader diye bir şey var. Hemen yatıyor musun? Evet, uykum var. Ay işittin mi sevgilim? Hı? Hı? Elin yorgun. Cemal, bir şey diyeceğim ya. Biz yatakları ayıralım mı? Elin, abartma istersen. Yo, abartmıyorum. Gayet normal bir şey söylüyorum. Ve seni anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Karınım ben senin ya. Dokunmak bile istemiyorsun bana. Bu kadar mı bıktın benden? Elin, şu an gerçekten kavga etmek istemiyorum. Yorgunum sadece. Bu kadar. Ben de kavga etmek istemiyorum Cemal. Ama yani bu şekilde de bir yere varamayız.
İlişkimizi kurtarmaya çalışacaktık. Sen de çabalayacaktın. Söz vermiştin. Konuştuk ya bunları. Ya sen niye üstüme geliyorsun? Halim yok diyorum. Ay neyi anlamıyorsun? Tamam, ben misafir odasında yatayım o zaman bu gece. Sana da rahatsızlık vermeyeyim. Ya Elin saçmalama. Yatar mısın şuraya? Hadi abartma lütfen. Hadi. Ya bak gerçekten kendimi iyi hissetmiyorum. Bilmiyorum, üşüttüm herhalde. Hasta mısın gerçekten? Bir ıhlamur falan içseydin. Yok, bir şey istemiyorum. Sadece yatıp uyuyalım, tamam mı? Kaçar gibi kalkıp gitmiş ya. Ay Cemal, bir kere de öperek uyandırsan ölür müsün? Ah. Kuyumcu alışverişi mi? Kime aldın sen bu gümüş bilekliği Cemal? Asiye? Gelinlik giymeyecek mi kız? Elin Hanım pek bir heveslendiydi. Yok artık, tabii ki hayır. Tamam ya, şaka yaptım, korkma. Ne istersen onu giyeceksin sonuçta. Ne giyeceğim peki? Bilmem, düz bir şey giyerim işte. Yok, düz bir şey olmaz. Günlük bir şeyle geçiştiremezsin. Şık olmalısın. Resim falan çekiniriz. Ay, ailecek şık fotoğraflarımız olacak sonunda. Hem madem kutlama var, en havalısından olsun değil mi? Tamam, ayarlarım bir şey. Sebze çorbası yapıyorum öğlene. Uğur sever mi? Hmm, hiç yemek ayırmaz o. Ne bulursa yer. Ay kuzum ya, çok tatlı çocuk maşallah. Mahir abim nerede? Uyuyor. Anacığım, siz karı koca ne tansiyon düşük insanlarsınız ya. Biz Fikret'le ikinci nikah kıyacak olacağız. Fellik fellik sokaklarda şimdi hazırlık için koşturuyorduk ha. Ne yapayım, zorla mı uyandırayım adamı? Aman bırak, uyandırma, uyusun tembel damat. Cemal Bey günaydın, kahve mi isterdiniz? Yok sağ ol, su içeceğim ben. Koruya gel. Hayır. Asiye gel dedim elimle. Bir şey dedi o. Yok, hayır. Sanki fısır fısır bir şey dedi gibi geldi de bir an. Yok canım. Babacığım, ne oldu? Oynarken düşmüş abi ya. Pantolonun çamur olmuş. Bir değiştirsinler diye getiriyordum. Ha. Oğluma sordum. Ha, tamam patron, affedersin. Topu oynarken ayağım kaydı, düştüm. Acıdı mı bir yerin? Yok. Gel hadi geçelim içeri. Ne
Vay anam vay. Bakışmalar falan neler oluyor ya. Asiye. Dur kız be, ne koşturuyorsun? Asiye, acelen mi var kızım be? Ne var, ne istiyorsun? Ya celallenmemem be. Yürüyüşe çıktım ben de senin gibi. İki çift laflarız belki dedim. Sıkılmayız hem. Çekil git Necmi, biri görecek şimdi. Ne olacak ki? Yanlış mı anlaşılır? Kızım biz mahalleden arkadaşız sonuçta. Ha ama öyle eski kocanla bakışmalar falan yani. Onlar yanlış anlaşılmaya çok müsait bence. Orada dikkatli ol derim ben. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Doğru konuş. Dost doğru söylüyorum işte kızım. Allah ne güzel hayat be. Ah, eskisi sağımda dursun, yenisi solumda dursun. Herifler zaten peşinde pervane olmuş. Yemin ediyorum var ya senin gibi. Oğlum hayırdır lan? Hop hop hop. Cemal yapma. Asiye dur sen karışma. Bak kolunu kırarım senin. Tamam Cemal abi sen yanlış anladın bak. Biz eski arkadaşız Asiye'yle. Neyi yanlış anladın lan? Asiye'yi rahatsız etmek değil, yanına yaklaşırsan senin doğduğuna pişman ederim. Tamam abi, tamam. Duydun mu beni? Tamam abi, duydum, anladım. Yani kötü bir niyetim yoktu, sadece konuşmak istedim biraz. Kes! Hadi çek git. Diyeceğimi dedim. Çek git! İyi misin sen? Değilim Cemal. Yani senin yüzünden hiç iyi değilim. Sürekli gerginim, korkuyorum. Mutfakta neredeyse Gülsüm duyacaktı söylediklerini. Ama bak dayanamadın geldin. Bak beni huzursuz ediyorsun. Onu söylemek için geldim. Yapma. Yalvarıyorum bak yapma. Uzak dur benden ya. İyi tamam peki Asiye. Sakinleştiysen önemli bir meseleyi konuşmamız lazım. Ne? Bu Mahir denen adamla sen evlenmekte kararlı mısın? Sana ne? Bak o adam sağlam papuç değil Asiye. Böyle borç harç yapmış. Baksana seni zor duruma sokmuş. Belki başka şeyleri de var. O borç geçici bir şeydi. Mahir benden bir şey saklamaz. Nereden biliyorsun? Ha? Ben güvenmiyorum o adama. Böyle çocuklarımın etrafında da dolanmasını istemiyorum. Hem zaten senin o adama ihtiyacın yok. Ben varım. Çocuklarıma da sana da bakarım ben. Ne diyorsun sen be? Ha? Ne diyorsun? Ne teklif ediyorsun bana? Elinle evliyken de bize ev mi açacaksın? İğrenç bir adamsın sen. Defol git. Asiye. Vay arkadaş ya. Cemal'i gördün mü? Ha evet gördüm. Koruya gitti. Sabah sporu herhalde. Asiye sen yanlış anladın beni. Bir dursana. Ne istiyorsun Necmi? Şimdi şöyle bir olay vuku buldu Cemal Beyciğim. Elin Hanım sizi sordu da. Ben de koruya gitti dedim. Delikanlının 19'u da kaçmaktır malumunuz. Bilginize efendim. Allah senin belanı versin pislik herif. Elin buraya geliyor. Karşılaşmayın Asiye gel. Görüyor musun ne yaptığını? Bizi soktuğun duruma bak. Cemal ne yapıyorsun burada? Ne yapayım Elin yürüdüm hava aldım. Hadi gel. Hayırdır sen neden gerginsin bu kadar sabah sabah? Ya Elin sen niye sürekli beni sorguluyorsun? Ha? 5 dakika gecikeyim neredeydin? Neden telefonunu açmadın? Neden suskunsun? Neden gerginsin? Bitmiyor soruların. Ben her yaptığımın açıklamasını mı yapacağım sana? Ha? Yeter artık. Sal beni. Rahat bırak. Boğulma.
Ne yapıyorsun burada? Her yerde seni arıyorum. Aa. Ne bu surat böyle? Ne yapayım Elin? Hiçbir şeyi umursamıyormuş gibi böyle neşeli adam pozlarında eğleniyormuş gibi mi yapayım? Ne yapayım? O ne demek şimdi? Bunların hiç derdi yok mu ya? Ha? Vallahi bak merakımdan soruyorum. Hiç hata yapmamışlar mı? Hayatlarında hiç vicdan azabı duymamışlar mı? Sorunları yok mu? Ya böyle bir şey olabilir mi? İnsan dediğinin derdi olur değil mi? Dertsiz insan olur mu hiç? Bilmem yani. Senin ne derdin var ki? Güzel bir hayatımız var. Güzel bir sevgilin var. Güzel arkadaşlarımız var. Güzel arkadaş. Elim bunlar benim arkadaşım falan olamaz. Sen bizim mahalledeki çocukları gördün mü? Yok. Emin ol bunlarla alakası yok. O zaman sizin mahalledeki arkadaşlarını da çağırsaydık Cemal. Sen niye beni hiç arkadaşlarınla, akrabalarınla falan tanıştırmıyorsun ki zaten? Tamam, annenle babanı hiç tanımamışsın, yetimhanede büyümüşsün, biliyorum. Ama sonra kendi ayaklarının üzerinde durmuşsun. Ne bileyim, hiç eşin, dostun yok mu senin? Hayatında kimse yok mu? Var. Var da ben bırakıp gittim. Herkesi kırıp döktüm. Vallahi bak. Yani beni seven kim varsa hepsini nefret ettirdim kendimden. Ya başardım bunu ya. Vallahi bak yaptım. Ya sorsana sen de. Cemal sen niye bu hayatta yapayalnızsın diye sorsana. Ben vereyim cevabını. Sor. Niye biliyor musun? Çünkü ben bu dünyadaki en şerefsiz adamım. İşte o yüzden. Cemal sen içkiyi biraz fazla mı kaçırdın acaba? Ha? Biraz içeri gidip dinlensen mi? Çok mutsuz görünüyorsun. Çünkü mutsuzum Elin. Mutsuzum. Hayatım sonuna kadar da böyle olacağım. Biliyorum. Ne yapıyorum ben zaten burada? Hadi be falan bak. Ne yapıyorsam bunu kendime. Sevgiliyiz biz Cemal. O yüzden burada olabilir misin acaba? Ama ben iyi değilim Elin. İyi değilim, görmüyor musun halimi? Nefes alamıyorum. Boğuluyorum. Ya yapamıyorum ben. Ait değilim buraya. Vallahi bak senden de özür dilerim, kusura bakma. Yapamıyorum. Cemal. Bir kez daha gidemezsin benden Cemal. Bir daha olmaz.